Yemek arasından önceki konuşmamda epeyce bir gürültü koptu. Bazı tıbbi terimleri kullanmam tabii ki doktor olmayan milletvekili arkadaşlarının bilmesi mümkün değil. Hezeyana neden oldu. Onun için açıklamak istiyorum. İnsan beyni iki kısımdan oluşur. Korteks, kabuk tarafı, subkorteks, kabuk altı tarafı. Şimdi subkorteks kabaca duyguların, dürtülerin, içgüdülerin üretildiği ilk bellek verilerinin olduğu yerdir. Korteks verilerin analiz ve sentez edildiği, düşünmenin gerçekleştiği yerdir. Sayın milletvekilleri, şimdi, lütfen dinleyelim. Şimdi izansızlığınızı biliyorum, önemli değil, devam edin. Şimdi kabuk altı benzerlikler üzerinden, kabuk farklılıklar üzerinden çalışır. Bakınız. Sayın Bak. Bakınız. Hepimiz Sayın buraya Bak. Seçilerek geldik. Seçilmiş olmanın verdiği haklarımız ve ödevlerimiz var. Sayın milletvekilleri, bunu lütfen ifade dinleyelim. Etmek. Yani seçilerek geldik. Haklarımız ve ödevlerimiz var demek kortikaldir. Buna karşın iyi dinleyin. Ağız dalaşına girmek subkortikaldir. Beni eleştiren haksızdır, öven haklıdır demek subkortikaldir. Şimdi grup başkan vekiliniz dedi ki iyi dinleyin. Onları anlattım, biliyorlar, size anlatıyorum. Şimdi grup başkan vekiliniz dedi ki siz tek tipçisiniz. Şimdi tek tipçiliğin karşısında çoğulculuk vardır. Birden fazla etnik grubun olduğu, farklı mezheplerin olduğu ülkelerde bu iki tanım stratejik hale gelmektedir. Bakınız, İngiltere'de, Kanada'da, Hindistan'da, İspanya'da demokrasilerde çoğulculuk vardır. Yani orada hiç kimse demez ki sandıktan biz çıktık. Sandıktan siz çıktınız. Sizin göreviniz azınlığa hükmetmek değildir. Sizin göreviniz azınlığın haklarını korumaktır. Türkiye'de, Bulgaristan'da özellikle son 14 yılda tek tipçilik tercih edilmektedir. Kimin tarafından? Sizin tarafınızdan. Biraz önce grup başkan vekiliniz ne dedi? Çoğunluk biziz dedi. İşte tek tipçilik, çoğunluk biziz diyen, sandıktan biz çıktık diyen anlayıştır. Şimdi kortekslerinize sesleniyorum. Fatih projesi kapsamında yapılacak iş ve işlemlerin, mal ve hizmet alımlarının kamu ihale kanunu dışına çıkartılması ne demektir? Korteksinizle düşünün. Bakınız, 2010 yılında başlayan bir proje 2014'te bitecek dediniz. 2014 geldi, vah vah. 2015 dediniz. 2015'te dediniz ki 2017, 2016'da diyorsunuz ki 2018. Vah ki ne var? Ve şimdi soruyorum kortekslerinize, bu tasarı ile neyi gizlemeye çalışıyorsunuz? Neden kamu ihale yasası dışına almak istiyorsunuz? Saklanan nedir? Gizlenen nedir? Kortekslerinize soruyorum. Siz de sorun. Şimdi Fatih projesine ilişkin yolsuzlukları biliyorsunuz. Bizden daha iyi. Neler var? İhale süreçlerindeki yolsuzluklar var. Bürokratlar ve özel şirket yöneticilerinin yolsuzlukları var. Hatta medyada izlediğimiz kadarıyla cinayetler var. Hal böyleyken hala ne katma değeri olduğu anlaşılamayan
Bu ülke için, Sayın Bakanım, sizi tenzih ediyorum. Milli Eğitim Bakanlığı için